Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız keyfiniz yerinde mi? Sevindim abi sevindim benim de keyfim yerinde. Ee, çok şükür şu hastalık meselesini atlattım yani hastalık meselesi değil gerçekten 3 gün kafamı kaldıramadıydım. Ee, şimdi ışıkta bir problem olabilir kusuruma bakmayın abi. Şimdi daha yeni yeni kendime geliyorum ve e, bugün için video ayarladım aslında şu an saat 14-15 ama... Normalde ben videoları 2-6, şey 2-4-6 şeklinde atıyordum saat olaraktan. Ee, şimdi 3-5-7 şeklinde yapacağım. Canlı yayın yaptığım günler 2-4-6 yaparım. Ee, kendime geldim babuşlar yavaş yavaş. Serilerimize falan devam edeceğiz. İşte aklımda ne çeksem, hangi videoyu yapsam falan filan diye düşünürken şey aklıma geldi böyle. Hani hem e, bir sohbet babında olur hem de benim nasıl bir koleksiyon hastası olduğumu görürsünüz diye bir e, vlog tarzı bir şey yapmak istedim. Ya vloglar aslında böyle oturduğum yerden yapmayı sevmiyorum ya. Çok aklıma geldi böyle hani arabanın e, kamerası var abi bir aralar bime geldiydi. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? E, araba kamerası abi araç içi kamera bir buçuk dakika mı ne kaydediyor ardarda? Arda? Görüntü kalitesinden falan hiç haberim yok ama vuran kıran gözüküyor yani. Allah göstermesin bir kazaya falan karışırsan hani plakayı falan hayatta ayırt edemezsin de. Arabanın rengini falan ayırt edersin yani. Dedim hani onu arabaya takayım baba. Benim çok sevdiğim bir manzara var. Ya yani aşağısı birazcık uçurum ama. Bildiğin uçurum aslında ama. Manzarası çok güzel abi. Hani sizi oraya götürüp orada sohbet etmek falan istedim. Şimdi iki şey var. Birincisi eee... Ben oralarda oturmuyorum, oralar bana uzak kaçıyor, beni orada görmek için giden arkadaşlar falan olursa orası çok e, tekin bir yer değil açıkçası. Birazcık tenha bir yer. Sizin oraya gitmenizi, orada bulunmanızı istemem şahsen ki e, benle karşılaştığınızda selam vermekten çekinmeyin babuşlar. E, bugün markette karşılaştık 3 tane babuşumuzla. Birisinin adı Burahandı galiba, diğer ikisinin ismini sorma fırsatım olmadı. Sağ olsunlar geçmiş olsun abi dediler. Acayip sevindim abi. Hepinize çok teşekkür ederim. Yaşınızın, boyunuzun, posunuzun hiçbir önemi yok abi. Siz benim canımsınız. Yani burada gelip bana vakit ayıran insanlar benim ailemdir, arkadaşımdır, dostumdur. Hiç çekinmeyin. Gelin sohbetimize edelim, konuşalım, laflayalım. Ee, yani yolda bir yerde görürseniz selam vermekten çekinmeyin. Canınızı yerim babuşlar. Neyse işte hani dediğim gibi oralar biraz tenha bir yer. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Ben o araç içi kamerayı araçtan çıkaracağım da orayı göstereceğim de. Yani o semtte oturan insanlar da zaten aklen çok e, şey değiller. Hani sen benim karımı, kızımı mı kameraya çekirsin gibi böyle çak çak bir pompalı sesi duyarız abi. Sonra babuş morgda. Allah korusun direkt morga attık. E, şeyde hastanede. Niye topuklar falan gitmiş yani öyle sıkıntılar olabilir. Maalesef benim bulunduğum semt şey bir semt değil böyle hani elime kamera alayım. Aa İbrahim abi ne yapıyorsun falan yok. Yok baba kamera gören böyle. O ne lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne işin? Coğrafik mi lan burası deyip böyle hani daşı zopayı çeken adamlar. Ya araba o yüzden bir araç vloguna falan çekiniyorum. Araç vlog demeyeyim de işte hani turlama, gezme, tozma falan filan. Ha bir ara ne olur? Arkadaşın arabası olur. Gezmeye çıkarız. O ara kamerayı takarım işte sohbet falan. Hani o olabilir ama kendim böyle bir şey yapmayacağım. Zaten doğru düzgün bir kameram yok böyle. Sağa solu çekeyim bir şeyler yapayım. O yüzden vloglar böyle geçiyor. Ve ben bir ışıklandırmayı merak ediyorum. Sürekli yüzüme nur inip inip duruyor mu? Yani hani bir ışık var bir ışık yok gibi. Neyse baba, bugün benim e, bahsedeceğim şey Yu-Gi-Oh! kartı koleksiyonum. Elimde görüyorsunuzdur şu an. Kamera gösteriyor mu? Gösteriyor. Ee, uzun zaman önce gitti gidiyor'dan almıştım. Orada ucuza var diye bir e, satıcı var abi. Gerçekten kendisi çok e, dürüst ve güvenilir satıcı. Alışveriş yapacaksanız yani şu an hala Yu-Gi-Oh! kartı satılıyor mu bilmiyorum bu arada. Alışveriş yapacaksanız oradan yapmanızı tavsiye ederim. Aras Kargo'yu kullanıyorlar. İki gün içerisinde elinize ulaşıyor... Ben firma isimlerini çatır çutur veriyorum ama inşallah sıkıntı olmaz. Yani kötülemediğim sürece aras kargo tutup da sen benim adımı nasıl ağzına alırsın dombik deyip dalacak hali yok diye tahmin ediyor. Neyse. Abi bir kart koleksiyonum var. Ee, burada benim en sevdiğim kartlar var. Zaten sevdiğimden sevmediğime doğru sıralamışım. Bunların hepsini size sıra sıra göstereceğim abi sırasını bozmadan. Ee, şimdi sırasını bozmadan diyorum da onu nasıl yaparız ayarlarım ben onu şimdi. Baba öncelikle zaten Yu-Gi-Oh! Hacı biliyorsunuz e, serinin ana karakteri. Zoomlayacağım mı bebişim? serinin ana karakteri, ana şeyi ben ilk sezondan sonra kesinlikle yu oh izlemedim. Onu belirteyim. Yani sadece ilk sezonunu izledim. Karanlık Büyücü, e, yine en sevdiğim kartlardan. Ya yalnız bana Ata birazcık düşük gibi geliyor. Ata birazcık düşük dediğim yani çok e, hikayede anlatılana göre epik bir canlı böyle şey böyle hani kutsal bir varlık. Ama e, atak 2500 defans 2100 ama yine de karanlık büyücü kartını çok severim e, karanlık büyücü kartının bir de diğer formları var onu da şu şekilde göstereyim abi bir de bu şekilde forumları var bu arada bu kartlar muhtemelen e, şey değil e, konaminin değil yani muhtemelen çünkü gerçekten çok ucuza aldım yani bu kartların tanesinde ne kadar 40 kuruş falan verdim abi. Tek tek alırsan 40 kuruş. Ee, toplu alırsan 19 liraya mı 20 liraya mı ne şöyle bir kutuda 120 tane geliyor. Tabii ki olmazsa olmazımız mavi gözlü beyaz ejderha ee, ki kendisini çok severim. Ee, Seto Kayıva'nın en sevdiği kartlarından yani mavi gözlü beyaz ejderha. Hikayede sadece 4 tane var abi ama bu Seto Kayıva dediğim manyak bir tanesini yırtıyor. Sırf Yugi'nin dedesinde diye. Sekerim lan diyor böyle çarp diye yırtıyor. Hayvan herif. Abi, diğer kartlarından biri ee, Monster Board. E, bu duel losnasında ölen yaratı, e, ölen varlığı geri e, alana döndürmenizi sağlıyor. Kendisi çok sevdiğim bir karttır. Sırasını bozmadan gidelim bu arada. Gerçekten takıntılı bir insanım. Acayip takıntılı bir insanım. Evimde ne kadar kart var görseniz hani şu an odamın üstü Yu-Gi-Oh! kartlarıyla dolu. Deste deste, balya balya. Abi, ee, Change of Heart ee, ki bu e, karşı alandaki yaratığı bir turla kendi bir turluğuna kendi alanınıza çekmenizi sağlıyordu. Bu da benim sevdiğim bir karttır. E, Gaia of Night biliyorsunuz abi bu ile lanetli ejderhayı birleştiriyordu sürekli Yugi seride. Ama maalesef galiba lanetli ejderham yok. Bilmiyorum. Mystic Elf ki e, seride en tatlı bulduğum, en hoş bulduğum e, karakterlerden, karakterlerdendir kendisi. 2000 defansı var ve Harika bir defans abi. Harika bir defans. Ve bunu güçlendirebiliyordunuz. Özel bir kartı vardı galiba. Ee, gelen saldırıları geri yansıtabilmeniz için bir kart var baba. Ya şu an Yu-Gi-Oh! serisini izleyenler zaten benim ne hissettiğimi anlıyorlar falan ama... Bilmeyen arkadaşlar için ben öyle açıklayıp açıklayıp geçiyorum baba. Ee, bu da sevdiğim güzel kartlardandır. Bayağı kartım var aslında. Bunları böyle tek tek gösterirsem... Bilmiyorum. Abi, Battle Ox, ee, Savaşçı Öküz, ee, Seto Kaiba'nın... Yugi'nin arkadaşı bir tane sümsük bebe vardı ya. Joy sümsü. Ee, Joy'i dövmede kullandığı kart ki Joy'i sevmem seriydi abi. Joy'i sevmem. Ağlak bebenin teki. Sürekli. E -e 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 diye böyle. Sürekli ağlıyor. Sürekli ağlıyor. Arkadaş birazcık delikanlı ol ya. Birazcık şey ol ya. Adam şey diyor böyle Seto Kayba sen diyor bir köpeksin diyor. Ondan sonra sen kime köpek diyorsun birader diyor. Hani şey olur ya böyle mahallede atarlı bebeler. Abimi çağır dövdürürüm oğlum bir kamyon adam yarım diye. Döversin bebeği ertesi gün abi vurma da. Hani abi falan gelmez tabi. Öyle yani. Hop. Ee, mistik lambanın cini ki buna lambasını eklediğinizde gerçekten muazzam bir kart oluyordu kendisi. Yani muazzam ata ve defansa sahip oluyordu. E, muhtemelen seriyi de görmediğiniz bir kart. E, bunu galiba şey kullanıyordu. Maximilian Pegasus'un düzenlediği turnuvada yıldız toplayıcı bir eleman vardı böyle. Tehlikeli. İşte çok e, karanlık kartlar kullanıyordu falan filan. O onun defans kartıydı. Ben bu arada hala sırayı takip ediyorum abi. Sırada bir bokluk var mı falan filan diye. E, efendime söyleyeyim. Başka nelerim var elimde? Bunları hızlı göstermeye çalışacağım. Ee, abi. Bunları hızlı göstereceğim de nasıl hızlı göstereceğim? ya yani Şöyle tam çekiyor mu? Hocam. E, sürekli kara büyücünün kullandığı yani Yugi'nin e, büyücüsünü saklamak için kullandığı şapka kartları. Hmm, savaşçı kelt muhafızı. Ki kelt muhafızını da çok severim. Ee, Rayde Kaiser. Yani karizmatik. Sevdiğim bir karttır kendisi. Bunu bilmiyorum. Hoşuma gitti sadece. Seto Kayba'nın yine e, kartlarından. Bunlar ikinci sezonda bir yerde abi esir düşüyorlar tamam mı? Esir düştükleri zaman da e, bu eleman onları kurtarıyor. İşte bir oyun dünyasının içerisine esir düşüyorlar galiba. Ve e, Seto Kayba'yı kurtaran kartı aha buydu abi. Şu kart e, atak durumunda bulunan bütün kartları destroyer ediyor. Bunların bu niye bende hiçbir fikrim yok. Bu kartı pek sevmem aslında. Kaiser'in diğer bir versiyonu, şey Ruy gelişmiş versiyonu. Bu kartı da severim. Şu kart bana çok sempatik geliyor ama seride hiç görmedim. Ee, yine Yugi'nin kullandığı ejderhalardan bir tanesi. Ee, şu kartı bilmiyorum abi. Bu kart bir sezonda bir bölümde kullanıldı ama hangi sezon ya da hangi bölüm hatırlamıyorum gerçekten bileğim ağrıdı. Harbiden bileğim ağrıdı. Bayağı kart yapmışım bildiğin ya. Bu da bir sezonda falan kullanıldı. Şu ne hiçbir fikrim yok. Niye benim destemde. Bu e, sevdiğim kartlardan. Yugi'nin kullandığı. E, Kaplan. Bu da sevdiğim kartlardan. Bunların ne olduğunu hatırlamıyorum. Dinozor. Niye aldım bilmiyorum. E, böcek. Bu böcek. E, bunları zaten bu ikisini şey galiba. Pegasus, can, Pegasus mu canlandırdıydı? Pegasus'un orada bir tane şey vardı ya abi. ...anlatamayacağım ki derdimi... ...niye ben bu kadar kartı sahiplenmişim onu bilmiyorum... ...benim 25 tane fenandı... ...terledim lan... ...baba tuzak kartlarından bir tanesi... ...bu mektup kartı 1500 atağın altındaki... ...bir kartı elinize almanıza yarıyordu... Ee, ...defansı ve atağa güçlü... ...tek atımda kullanılabilen yaratıklardan... ...vay be bu okçu güzelmiş... ...Crimson Century... ...hiç seride görmedim... ...siz gördünüz mü bilmiyorum... Ee, ...bunu gördüm... ...bunu zaten Pegasus kullanıyordu... Bu yaratık ne bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunlar niye benim destemde hiçbir fikrim yok. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bir tanesi kaçtı araya. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. bunu, da bilmiyorum. bunu, da bilmiyorum. E, bunu hatırlıyor gibiyim. Hiçbir fikrim yok. Ve mavi gözlü beyaz ejderhanın üçlü versiyonu. Ee, hani üç tane mavi gözlü beyaz ejderha bir araya geliyor birleştiriyorsun falan filan bu duman ediyor abi. Bunun bir şey duman etmeme ihtimali yok. 4500 atak 3800'de defansı var. Yani sen bunu hiçbir şeyle kesemezsin. Hiçbir şeyle de yenemezsin. Öyle yani ve kolum ağrıdı abi. Sırada bir bozukluk olmuş mu? Ben bu üçlü mavi gözlü beyaz ejderhayı niye arkaya koymuşum? O konuda da hiçbir fikrim yok. Yani genelde arkada kalan kartlar gördüğünüz gibi abi. Muhtemelen biz biraderle falan arada sırada kendimiz oynuyorduk. Bunun bir de sahası falan var. Ee, biz biraderle kendimiz oynarken desteği 60'a tamamlamış olabilirim. Ve gerçekten arşivlediğim şeyleri özenle saklarım abi. Yine özenle ee, naylonla koyup saklayacağım. Ben bunu alala 2-3 sene oluyor. Bak kartların hepsinin durumunu görebilirsiniz abi. Gıcır gıcır sıfır. E, çünkü ben kıymet verdiğim mallarımı gerçekten iyi saklarım. Bende acayip bir saklama şeysi var. Acayip bir saklama durumu var yani. Şunu şöyle şey yapalım. Böyle bir video yapmak istedim ya niyeyse. Hiç bilmiyorum. Hep aklımda vardı aslında. Benim o kadar çok kartım var ki ama onlar tepede şimdi. Acayip tozlandı onlar. Ben onları indirmeye kalkarsam acayip bir e, etrafa toz bulutu yayılır abi. Ve e, baya baya fazla kartım var. Yani sadece yu kartı değil biriktirdiğim acayip fazla kart var. Bu arada terden öldüm abi. Ter yumuş oldum. Yumuş yumuş ter oldum. Her neyse. Ee, başka ben neden bahsetmek istiyorum? Abi kanalda yani kanalla alakalı şeylerden bahsedelim ecükte ee, babacım ya İşler açıkçası benim istediğim gibi gitmiyor. Benim istediğim gibi gitmiyor dedim. Ya videolarım benim niye 25 bin 30 bin izlenmiyor falan kafasında konuşmuyorum. Ya sadece yeni oynayacak oyun bulmakta falan zorlanıyorum böyle. Ondan dolayı eski monoton serilerde devam ediyoruz. Ee, yenilerini elimden geldiğince sık sık araya katmaya çalışacağım. Benim biladeri de geldi. Sen niye ha bak bak bizimkilerin sana sorusu vardı. Sen niye lol cs Dota. Dota oynamıyor. Ee, LOL CS şey oynamıyor. Battlefield. Çünkü oynamıyor. Gerçekten. LOL'ü o kadar uzun zamandır unuttuk ki en son hangi peşte oynadığını bile hatırlamıyorum ben. Ben zaten aşağı yukarı iki aydır sadece bir kez oynadım. Sadece bir kez. Bir el. Başka hiç oynamadım. Battlefield biri bizim makine kaldırır mı hiçbir fikrim yok. Zaten kaldırsa da ne kadar satıyorlardı lan onu. Yani bayağı pahalı bir meblaya satıyorlardı. Öyle yani. Yeni serilerle falan karşınızda olacağım babuşlar. Bana vakit ayırdığınız için hepinize teşekkür ederim. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Bay bay.